Herkese merhaba, ben Gülay Kütüren. Bugün Osmanlı mutfağından tas kebabı yapacağım. Tas kebabı Osmanlı mutfağında bakır tasların tencerenin içine ters çevrilmesiyle etin 1,5 saate yakın kısık ateşte pişirilmesiyle oluşan bir kebap çeşididir. Dilerseniz malzemelere geçelim. Malzemelerimiz kuşbaşı doğranmış kuzu veya koyun eti. Ben dana tercih ettim. Tereyağı, sıcak su, baharatlarımız tarçın, karabiber, tuz, kekik, kırmızı toz biber, soğan ve üzeri için yoğurt. Kuru soğanımızı yemeklik doğruyoruz. Etlerimizi yıkayıp süzdükten sonra üzerlerine doğradığımız kuru soğanı ilave ediyoruz. Daha sonra yaklaşık 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı toz biberimizi ekliyoruz. Daha sonra dilimler halinde tereyağlarımızı üzerlerine bırakıp ellerimizle yoğuracağız. Bu baharatları ve yağı etimize yediriyoruz. Baharatlarla beraber olduğumuz etimizi tenceremize uygun bir boyuttaki kaseye alıyoruz. Normalde bakır bir tasla yapmamız gerekiyor. Bende mevcut olmadığı için tas görevini yerine getirecek uygun bir kase tercih ettim. Kase ve tencereyi ayarladıktan sonra tenceremizi kasemizin içine bu şekilde oturtup ters çeviriyoruz. Daha sonra kısık ateşte yaklaşık 1 saat 15 dakikaya yakın pişiriyoruz. Sıcak suyumuzu üzerine ekliyoruz. Su kendini çektiği zaman ve etinizin hala yetersiz piştiğini düşünüyorsanız biraz daha su ekleyebilirsiniz. Eğer kabınız kaynadıktan sonra çok taşmaya başlıyorsa ve dağıldığını hissediyorsanız üzerine dolma pişirirken yaptığımız gibi bir tabak yerleştirebilirsiniz. Yemeğimiz 1 saat 20 dakikaya yakın bir süre içinde pişti. Görüntüsü bu şekilde. Şimdi kaseyi de alıp servis aşamasına geçeceğiz. Üzerine hazırladığımız sarımsaklı yoğurttan koyuyoruz. Yemeğimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.